Ailem çok sıkıntı çekti. Yani şu an işte annem beyin ölümü gerçekleşti. Ama sırf bu olaylardan dolayı yani kansere yakalandı 2018'de. Yani o dayanamadı yani. Çünkü ben ortaokuldan sonra sürekli dışarıdaydım. Ailemin dışındaydım. Ve yani kadıncağız herhalde hiç sevemedi beni yani. Hiç böyle bir çocuk olarak sevemedi. Onun üzüntüsüyle belki hep dışarıda olduğum için işte şu anda onun duygusallığıyla biraz böyleyim. Ve çocuk yaklaşık bir sene beni sürekli dövdü. Dövdü diyorum ya. Bakın sevmeye çalışıyorum, sürekli bana vuruyor. Çünkü neredesin sen diyor. Yani sen bu zamana kadar 4 seneden beri neredesin dedi bana. Ama bunu işte o hal diliyle anlattı yani. O yüzden affedemem yani. Hakeza eşim. Eşim çok travmatik dönemler yaşadı. Hala ilaçlar kullanıyor. Hala panikler yaşıyor. Panik ataklar yaşıyor. Yani ben nasıl affedeyim? Aslen Çorumluyum. Bir oğlum var. Düzce Üniversitesi'nde akademisyendim. Mimarlık, Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde araştırma görevlisiydim. Doktora yapmak için de Gazi Üniversitesi'ne kadrom oraya geçirilmişti. Gazi'de ikinci dönemim olmadı. Oradayken ihraç oldum. İhracımda sadece baylok görünüyordu. Hatta şöyle oldu. Oğlum 8 Ağustos'ta doğdu. 9'unda ben ihraç oldum. Yani böyle bir kısa hayat hikayem var. Alındığımda iddianamemde en azından öyleydi. Orası da biraz ilginç. Ben ihraç olduktan sonra Endüstriyel Tasarım bölümünde olduğum için İnegöl'de özel bir şirkette tasarım departmanında çalışmaya başladım. Şirket beni 3 günlüğüne işte Manisa'ya, Denizli'ye, oradan da Isparta'ya bayilerin iç dekorasyonunu yapmak için göndermişti. 3 arkadaş gittik. Bu 2 arkadaş daha önce orada çalışıyordu. Ben daha sonradan oraya katılmıştım. 2 tane ile gittik. Manisa, Denizli'ye geçtik. Denizli'den biraz yorulmuştuk, akşam üzeriydi. Otele geçelim, otelde kalalım. Ondan sonra Isparta'ya geçeriz demiştik. Ve Denizli'den, otelden bir aldılar. O alış. 2 sene orada Denizli cezaevinde kaldım. Daha sonra Bandırma'dan bir müdür yardımcısı Denizli'ye gelince yalvar yakar işte Bandırma'ya geçirdiler. Bu arada ailem Orangazi'den sürekli gidip geliyordu. Bursa Orangazi'den. Onlar için çok zor oldu. Benim için de şok oldu. Otelden alındım. Ne olduğunu bilmiyorum. Hiç 3 kere arama geçirildim oraya kadar. Trafikte falan, GBT falan hiçbir şey yok. Sabahleyin 7'de tak 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 aldılar, götürdüler. Ne olduğunu anlamadım. Hayatımda ilk defa Denizli'ye gittim. Denizli'yi görmeden Bandırma'ya geldim. 2 sene yaşadım ama. Böyle bir sürecim oldu. Bandırma'da da hakeza Bandırma'yı da hiç görmeden cezamın tamamını, 45 ayını yattım, çıktım. Kesinlikle hak ettiğimi düşünmüyorum. Çünkü ben de gerçekten ortaokuldan, hatta ilkokuldan itibaren sürekli ders çalıştım, sürekli. Ortaokulu kazandım, o zaman Anadolu Liseleri çok iyiydi, onu kazandım. Oradan, Orangazi'den Fen Lisesi'ne geçtim, Çorum Fen Lisesi'ne. Hatta Orangazi'de ilk defa Fen Lisesi'ni kazanan öğrenciydim. Ondan sonra üniversiteyi hakeza öyle kazanarak gittim. İstediğim bir bölüme gittim. Bunlar hiç kolay olmadı. Yani bugün bir üniversiteyi kazanmak için birçok öğrenciye soruyorum. İşte 1000 tane soru çözmüş bir işte üniversiteyi kazanmak için. Ben en az 30.000 tane çözdüğümü söyleyebilirim. Yani onlarca kitap bitirdik. Biz bir gecede kitap bitirdiğimizi biliriz.
Dolayısıyla biz bu gençliğimizi yaşamadık ama biz bunları hak ederek buraya kadar geldik böyle. Yani üniversiteye de, akademiye de hep hak ettik yani. Ben ÖYP ile yerleştim. O dönem YÖK'ün açmış olduğu bir sınavdı, bir programdı. İlk ÖYP'me yerleştiğimde Diyarbakır Üniversitesi, Dicle Üniversitesi'ne yerleştiğimde 4 kişilik kadroya sadece ben gittim. Bakın, kimse gitmedi. Yani şimdi buradan soruyorum, hangimiz vatansever? Niye bu 3 kadro boş kaldı da sadece ben gittim? Ben mi vatanseverim, siz mi vatanseversiniz? Ya ben bunu anlayamadım. Sonra gittim rektör hocaya, dekan hocaya. Dedim hocam kimseyi almayacak mısınız buraya? Beni niye çağırdınız o zaman? Niye ben buraya geldim? Dedi almayacağız. O zaman ne yapacağım ben burada dedim. Sen dedi tekrar tercih yap. Tekrar tercih yaptım. Düzce Üniversitesi'ne geçtim. Orada da bölüm yok. Ondan sonra işte sonra ihraç oldum işte oradan. Mahkemeye çıktım. Orası da çok garip. Denizli Mahkemesi'ne çıkıyorum. Diyor ki senin ne işin var burada diyor. Dedim valla otelden aldılar getirdiler. Ben de anlamadım dedim. Benim ne işim var? Ben size soruyorum dedim. Siz bana soruyorsunuz dedim. Bu nasıl bir iştir dedim. Sonra dedi senin dosyanı Düzce açmış, Düzce'ye gönderelim. Peki gönderin dedim o zaman. Bekliyorum dedim. 3 ay sonra tekrar mahkemeye çıktım. Dedi Düzce kabul etmedi. Ne yapacağım dedim. O zaman Bursa'ya gönderelim dedi. En son ikametim burada olduğu için İnegöl'de çalıştığım için Bursa da kabul etmemiş. Ne yapalım? O zaman biz bakalım bari falan dedi. O zaman 6-3 ben size cezayı verdim, geçtim dedi. Nasıl yani falan dedim. Yani işte böyle oluyor falan dedi. Gidin yatın dedi yani. Durum bu kadar komik, trajikomik yani. Ama gerçekten hani gülüyoruz ama ailem çok sıkıntı çekti. Yani şu an işte annem beyin ölümü gerçekleşti. Ama sırf bu olaylardan dolayı yani kansere yakalandı 2018'de. Yani o dayanamadı yani. Çünkü ben ortaokuldan sonra sürekli dışarıdaydım. Ailemin dışındaydım. Ve yani kadıncağız herhalde hiç sevemedi beni yani. Hiç böyle bir çocuk olarak sevemedi. Onun üzüntüsüyle belki hep dışarıda olduğum için işte şu anda onun duygusallığıyla biraz böyle böyleyim. Şu anda tekrar İnegöl'e döndüm. Tasarım olarak hani tasarımcı olarak başvurduğum birçok şirket almadı tabii ki. Ben de sağ olsun işte burada Çorum'dan köylülerimiz falan çok. Sağ olsun biraz hani destek oldu bana. İşte montaj eleman olarak şu anda çalışıyorum. Yani onun yanında değilim. Daha sonra ayrıldım. Başka bir firmaya geçtim. Ama tasarımcı olarak kimse nedense almıyor. Belki korkuyorlar hala. Belki hala üzerimizde işte SGK girildiği zaman işte bu kod 37 ibaresi görüldüğü için belki almak istemiyorlar. Bilemiyorum. Açıkçası bu soruyu daha önce de çok düşündüm, affetmek meselesini. Ama gerçekten affedecek bir vicdan kalmadı diyebilirim yani ben de. Yani kesinlikle affedeceğimi düşünmüyorum. Çünkü bunları sadece ben yaşamış olsam evet belki ama ben çocuğu tutuklandığında 3,5 aylıktı çocuğum. Yani çocukluğumda hani çocuğun beni sevmesini bir babaya ihtiyacı olduğunu buraya geldiğinde yani tahliye olduğumda anladım. Daha doğrusu bir babanın ne demek olduğunu ancak o zaman anlayabildim. Ve çocuk yaklaşık 1 sene beni sürekli dövdü. Dövdü diyorum ya. Yani. Bakın sevmeye çalışıyorum sürekli bana vuruyor. Çünkü neredesin sen diyor. Yani sen bu zamana kadar 4 seneden beri neredesin dedi bana. Ama bunu işte o hal diliyle anlattı yani. O yüzden affedemem yani. Hakeza eşim çok travmatik dönemler yaşadı. Hala ilaçlar kullanıyor. Hala panikler yaşıyor. Panik ataklar yaşıyor. Yani ben
Nasıl affedeyim? Bandırmadan tahliye oluş sürecimi kısaca anlatmak istiyorum. Çünkü burası da benim için değil, aslında bir hukuk mücadelesi için önemli diyorum. Benden önce 7 kişi tahliye olması gerekirken ben de 8 gün ertelemeli bir şekilde 28 Ağustos 2020'de tahliye oldum. Ama bunun için gerçekten her yere yazdım. Bütün milletvekillerine, olabilecek bütün milletvekillerine, kendi tasarım derneklerimize, ondan sonra savcılara, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Orhan Gazi İlçe Belediye Başkanı'na, bütün her yere yazdım ve sonunda beni artık çıkarmak zorunda kaldılar. 8 gün ertelemeli bir şekilde olsa da ve ben arkadaşlarıma şöyle dedim, arkadaşlar yazın dedim. Yazın, yazmadan bu iş olmayacak dedim. Ve benim, yani benim sayemde değil, yani ben bir örnek oldum. İlk ben çıktım bandırmadan. Benden sonra herkese denetimli serbestlik verdiler. Ve istisnasız, hiçbir şey sorgulamadan herkese verdiler. Ondan sonra daha şeyler, daha bandırma daha yumuşak oldu bazı konularda. Bundan dolayı, yani özetle şöyle demek istiyorum. Bu KYK platformları gerçekten çok önemli. Bunun için hukuk mücadelemizi kesinlikle sonuna kadar sürdürmeliyiz. Yani yazıyoruz ne oluyor ki değil arkadaşlar, yazalım. Yazalım, ne olursun yazalım. Her şeyi de yazalım. Bakın ben şu anda pasaport tahtim var. Kaldırmaya çalışıyorum. Ama bir yandan avukatım, bir yandan kendim bunun için hala mücadele ediyorum. Ve ben de oradaki memurları, onların bana yaptığı gibi ben de onlara söylüyorum, yaptığınız yanlış, kanuna aykırı diyorum. Bu yüzden hukuk mücadelemizi sonuna kadar her zaman her yerde sürdüreceğiz arkadaşlar. Diyorum. Teşekkür ederim. Umutluyum kesinlikle, çünkü orada gördüm. Gördüm yani çıkabileceğini bizzat kendim gördüğüm için. Çünkü herkes umutsuzdu. Ben yazdım, evet oldu ve olacak arkadaşlar. Ya başka çaresi yok ya, olacak yani bunun. Eğer biz bunu yapmazsak bize bundan daha kötüsünü yapacaklar yani.